Bulduğumuz şifre kilidi açamıyordu çünkü 1, 5, 3 ve 8 rakamlarını bu şekilde tuşlamaktansa kendimize doğru çekmiştik. Şimdi de 2, 6 ve 9 rakamlarını çekiyorum. Bunu bir tuş takımı olarak düşünmek gerekiyor. Ve bunun sonucunda da sürgüyü çekip çıkarmış oldum. Üzerinde oklar olan bu parça çekilen sürgüye bağlıydı. Parçanın çekilmesi boşluğun içerisindeki duvarı ortadan kaldırdı. Daha önceden çıkardığımız tuşlardan birini buraya soktum. Biraz oynatıyorum fakat herhangi bir etkisi olmadı ve muhtemelen kısa geldi. Bilmediğimiz bir şey var ki buradaki sürgüyü çektikten sonra ikinci buton açığa çıkmıştı. Evet, şimdi artık bu parçayı boşluğa sokabiliriz. Ve ittirince de kapı aralandı. Sonuna kadar açıyorum, içeride gölgelerin ardına saklanmış bir şey var. Gel bakalım buraya. 2 adet birleşebilen parçadan oluşan ve hazinesini koruyan ejderhaya sonunda ulaşabildik. Bu tarz puzzle'lar için takipte kalın.